Merhaba arkadaşlar, Kimya ve Elektrik'te elektrolizin 5. videosundayız. Burada artık işlemlere başlayacağız, Faraday kanunlarına başlayacağız. Ve bu, bu videoda Faraday'ın 1. elektroliz kanununu sizlerle inceleyeceğiz. Dolayısıyla video içerisinde de Faraday'ın 1. elektroliz kanunu nedir, uygulamaları nasıl yapılır bunları öğreniyor olacaksınız. Faraday'ın 1. elektroliz kanunu der ki, Anot ve katotta elektroliz sırasında anot ve katotta açığa çıkan madde miktarı devreden geçen yük miktarıyla doğru orantılıdır. Evet, siz ne kadar uzun süre elektroliz ederseniz o kadar fazla madde toplarsınız. Şimdi bir önceki videolardan hatırlayınız. Diyelim ki sodyum iyonu var elinizde ve bunu elektroliz ederek metalik sodyuma indirgiyoruz. Şimdi biz bu denklemleri yazarken Mol üzerinden hesap yaparız ve deriz ki her 1 mol sodyumun indirgenebilmesi için 1 mol elektrona ihtiyaç duyulur ve 1 mol sodyum metali toplanır. Şimdi dolayısıyla bizim burada bir e, yük tanımlamamız lazım. E, bu yükü nasıl buluyoruz? Böyle bir formülümüz var. Bunu incelememiz gerekiyor. Şimdi onu yapacağız. Şimdi biz elektron üzerinden gidiyoruz demiştik. Şöyle bir durum var arkadaşlar. 1 mol elektron içeren yük miktarına Faraday denir. Miktarına bir Faraday ki bunu F ile gösteriyoruz. Büyük F ile deniyor. Yani bir Faradaylık bir yük geçirdiğimizde devreden bu 1 mol elektron yüküne denk geliyor. Burada bir de klon dediğimiz bir yük değerimiz var. Bunlar da 96.485 klonluk bir yük miktarına eşit. Bunu da C ile gösteriyoruz. Bu değer 96.500 olarak da yaklaşık olarak sorularda kullanılır. Ama Milli Eğitim Bakanlığı ders kitabında tam bu değer üzerinden bütün hesaplamalarını yapmış. Dolayısıyla biz bazen bunu kullanacağız. Bazen 96.500 alalım diyeceğim. Ben ona göre yapacağız. Peki bu klon dediğimiz şey de arkadaşlar bu yük miktarı da 1 amper akımın iletken tel üzerinden 1 saniye geçirilmesi sonucunda oluşan yük miktarıdır. Geliştirilmesi sırasında oluşan yüktür. Yük miktarı e Biz e, elektrolize bir akım uygulayacağız. Bunu belli bir zamanla uygulayacağız. Dolayısıyla uyguladığımız akım ve sani, e, süreyle aslında klon cinsinden bir yük belirleyeceğiz. Bu belirlediğimiz yükü de şuradaki eşitliği kullanarak mol elektron cinsine çevireceğiz ve işlemleri yapacağız. Bu tanımdan yola çıkarak da şöyle bir formülümüz vardır. Faraday'ın birinci elektroliz kanunu arkadaşlar. Devreden geçen yük miktarı. Akım şiddeti ve elektroliz süresinin çarpımına eşittir. I dediğimiz akım şiddeti birimi amper, t dediğimiz arkadaşlar elektroliz süresi saniye süresi saniye olarak kullanıyoruz çünkü tanımımız bir amperlik akımın bir saniye geçirilmesiyle oluşan yük miktarı diyordu. Bu Q değeri de devreden geçen yük miktarıdır ve klom cinsinden. Yani ne yapacağız biz? Devreden bir akım şiddeti geçireceğiz, belirli bir süre elektroliz edeceğiz. Bu sırada geçen yük miktarını bulacağız. Bu yük miktarını şurada verilen eşitlikle, denklemlerimizde kullanacağımız mol elektron yüküne getireceğiz ve sonrasında işlemlerimizi yapacağız. Ne kadar madde toplandığını belirleyeceğiz ve dediğine göre devreden geçen yük miktarı toplanan madde miktarına bağlıydı. Devreden geçen yük miktarına göre ne kadar madde topladığımız da belirliyor olacağız. Çok basit bir soruyla başlayalım. Formülün bir uygulamasını yapalım. Der ki sorumuz 9,64 85 amperlik akım 100 saniye boyunca bir etkentelden geçilmektedir. Devreden kaç mol elektron yükü geçmiştir? Şimdi formülümüz Q eşittir I çarpı T. Burada akım e, birimi amperdi. elektroliz süresinin birimi saniye idi. Ve biz devreden geçen yük miktarını klom cinsinden hesaplıyorduk. O zaman diyeceğim ki Q eşittir 9,65 64,85 Ay bu sayı insanı çok yorar. Neyse. Çarpı 100 eşit olacak arkadaşlar neye? 964,85 klonluk yük miktarda. Şimdi bizim eşitliğimiz neydi? 1 mol elektron yükü 1 faradaya ve 996.485 klonluk yük miktarına eşitti. Madem bu kadar klonluk yük 1 mol elektronu eşit, 964,85 klon kaç mol elektrona denk gelen yük miktarıdır dersek 0,01 mol elektron yükünün devreden geçtiğini buluruz. İşte biz denklemlerimizde bu değeri kullanıyor olacağız arkadaşlar. Evet şimdi artık bunu işlemlerimizde kullanalım. Erimiş kalsiyum klorür tuzu 9648,5 kulonluk yükle elektroliz ediliyormuş. Katotta hangi maddeden kaç mol toplanır diyor. Toplanan klor gazı normal koşullarda kaç litre hacim kaplar diyor. Önce katot ve anotta toplanan maddeleri bulalım mı arkadaşlar? Bakınız kalsiyum klorür tuzunun elektrolizi elektrolizini yapıyorsanız kalsiyum metalini ve klor gazını topluyorsunuz demektir. Kalsiyum artı 2, klorür eksi 1. Element halinde bunlar 0. E, katyon olan kalsiyum artı 2 iyonları indirgenecek. Nerede? Katotta. Demek ki biz katotta arkadaşlar kimi toplayacağız? Kalsiyum metalini. Anotta ise klorür iyonları sıfıra yükseltgenecek. Şimdi bunların denklemlerini yazacağız ve hesaplamalarını yapacağız. Şimdi A'da dedik ki katotta Kalsiyum metali toplanır. Hatta denklemini yazacak olursak kalsiyum artı iki iyonları elektron alarak metalik kalsiyuma indirgenir ve devreden her iki mol elektron yükü geçtiğinde biz bir mol kalsiyum metali toplarız. Klasik kimyasal hesaplama yapıyoruz bir nevi. Ama şu klom cinsinden elektron e, elektrik yükü ki 1 mol elektronun arkadaşlar ne eşit olduğunu söylemiştik. 96.485 kloma eşit olduğunu söylemiştik. Eğer biz devreden 9.648,5 klomluk yük geçiriyorsak demek ki devreden geçen yük miktarımız 0.1 mol elektron yük miktarı olacak. Hop ne yapacağız bakınız. Diyeceğiz ki biz 2 mol elektron geçirdiğimizde 1 mol kalsiyum topluyorduk. Eğer devreden 0,1 mol elektron geçirirsek ne kadar kalsiyum toplarız arkadaşlar? 0,05 mol kalsiyum metali toplanır diyeceğiz. Bu da buraya sığmayacak. Toplanır. Toplandı. Ne diyorsanız artık. B'ye geldik. Şimdi anotta kloru topluyoruz. Denklemini yazacağız. Şurada altındaki katsayı sizi hiç bağlamazdı. Klorür iyonlar eksi bir yüklü. Ve bunu klor gazına dönüştürüyoruz. 2 dedim. Her bir klor eksi birden sıfıra iki elektron veriyor. İki tanesi de iki elektron verecek. Yani devreden iki mol elektron geçtiğinde 1 mol klor gazı topluyoruz. Tabii ki anot ve katottan geçen yük miktarı aynı olacak. Dolayısıyla burada da devreden 0,1 mol elektron yükü geçecek. Ve dolayısıyla topladığımız klor gazı da 0,05 mol olacak arkadaşlar. Bize normal koşullardaki hacmi sorulmuş. 1 mol gazın normal koşullarda hacmi 22,4 litreydi. O zaman 0,05 mol ne kadar hacim kaplar dersek 1,12 litre imiş toplanan klor gazının da miktarı arkadaşlar. Bir başka örneğimiz. Aynı şeyleri yapıyoruz aşağı yukarı. Erimiş alüminyum klorür tuzunun elektrolizi sonucunda normal koşullarda 6,72 litre hacim kaplayan klor gazı toplanmaktaymış. Buna göre diyor devreden kaç mol elektron yükü geçti, bu kaç kloma eşittir, kaç mol alüminyum metali toplanır. Öncelikle şunu bulalım. Normal koşullarda 1 mol 22,4 litre hacim kaplıyordu gazlar tabi. 6,72 litre hacim kaplayan gaz 0,3 moldür arkadaşlar. Yani 0,3 mol klor gazı toplamışım. Peki denklemini yazalım mı? Böylece mol elektronu buluruz. Şu 3 beni bağlamıyor. Bu bileşiğin bu tuzun yapısında alüminyum artı 3 katyonları ve klorür, eksi bir yüklü klorür iyonları var. Yani klorür iyonları klor gazına yükseltgenecek arkadaşlar. Ve bu anotta gerçekleşecek. E, ve eksi birden sıfıra bir tanesi bir elektron verirken iki tanesi iki elektron verecek. Buradan neyi anlıyorum? Devreden her iki mol elektron yükü geçtiği zaman bir mol klor gazı toplarım. Şimdi biz ne kadar klor gazı toplamıştık sevgili arkadaşlar? Hop şuraya alayım. 0,3 mol klor gazı toplamıştık. Demek ki devreden 0,6 mol elektron yükü geçmiştir. Bu A'nın yanıtı. Elektron yükünü bulduk. B de bunun kaç kulom olduğunu söylüyor. 1 mol elektron yükü sevgili arkadaşlar. Neye eşitti? 96485 klom'a eşitti. E şimdi 06 mol elektron yükü geçtiğine göre devreden ne kadar olur dersek benim e, x diyeyim. Benim bunu yapmam çok zor. Siz artık isterseniz çarpınız. E, 96485 çarpı 06 diyeceğiz. Hadi hesap makinesi var yanında hemen çarpayım. Bu da sevgili arkadaşlar ee, 57.891 klonluk yük miktarına eşitmiş. Bunu da bulduk. C'ye geldik. Ee, kaç mol alüminyum metali toplanır? Şimdi alüminyum artı 3'ten sıfıra indirgenecek. Nerede? Hop yazalım onu da katotta. Ve indirgenme sırasında tabii şunu şöyle koymamam lazım. Y yükü artı 3 olduğuna göre 3 elektron aldı. Alüminyum atomuna indirgendi. Yani devreden her 3 mol elektron geçtiğinde 1 mol alüminyum metali topluyorum. E bunlar aynı kaptalar. Dolayısıyla eğer devreden 0,6 mol elektron geçmişse biz bunu bulmuştuk klorda. O zaman buradan da 0,6 mol elektron yükü geçecek. Ne kadar alüminyum toplarız dersek sevgili arkadaşlar 0,2 mol alüminyum toplanır. Bu elektroliz sırasında devrede deriz. Evet bu videomuzda son bir örneğimiz var arkadaşlar. Bundan sonraki videolarda başka örneklerimiz de olacak. Erimiş bakır bir bromür bileşiği elektroliz edilirken katotta 12,8 gram bakır metali toplanmış. Buna göre devreden geçen yük miktarı kaç kulondur diyor. Şimdi baktığımızda bakır bir bromürde bakır artı bir yüklü bromür zaten eksi bir yüklü. Ve bu Metalik bakıra indirgenirken, anot anotta e, katotta bu da brom elementine yükselt yükseltlenecek anotta. Şunları da bir daha hatırlamak için yazdım. Şimdi yazalım denklemimizi. Bakır artı birdi. O zaman bir tane iyon, bir tane elektron alıp bir tane bakır atomunu oluşturacak. Yani her bir mol elektron geçtiğinde devreden biz bir mol bakır elementi topluyor olacağız. Şimdi 12,8 gram toplanır demiş. Ne yapacağım bunu arkadaşlar? Bunun 1 molü de 64 grammış. O zaman 12,8'i 64'e bölerseniz 0,2 mol bakır metalinin toplandığını buluruz. E şuraya gelelim. Madem ben 0,2 mol bakır topluyorsam kaç mol elektron geçmiştir devreden arkadaşlar? 0,2 mol Elektron yükü geçmiştir. 1 mol elektron yükü 96.485 kloma eşitti. O zaman 0.2 mol elektron yükü ne kadar kloma eşittir dersek bu da 19.297 klonluk yük miktarını eşittir. Ben bunları hep hesap makinesinde yapıyorum gizli gizli arkadaşlar. Siz nasıl çarparsınız artık o becerilerinize kalmış. Bu da devreden geçen yük miktarının klom olarak değirdir arkadaşlar. Bu videomuzda Faraday'ın birinci kanunu ile ilgili uygulamalar yaptık. Bundan sonra da bu tür uygulamalar yapmaya devam edeceğiz. Bir videomuz daha var bununla ilgili arkadaşlar. Görüşmek üzere.